Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size aldığınız bir renderı Photoshop'ta nasıl iyileştirebilirsiniz, nasıl daha güzel gösterebilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle böyle bir render ihtiyacımız var. Bunu Lumion üzerinden alabilirsiniz ya da başka bir uygulama kullanıyorsanız oradan da alabilirsiniz. Önemli olan burada bir logo olmazsa daha güzel olur bence renderimizin kalitesi. Sonra onu Photoshop'a atıyoruz. Photoshop'a attıktan sonra yapmamız gereken ilk şey burada görüntü katmanının ayarlamalardan parlaklığını, işte kontrastını bunları ayarlayıp kendi gözünüze güzel gelecek şekilde kaydetmeniz. Gece render'ı seçtim. Çünkü gece render'ını önce göstermek istiyorum. Bence daha şık duruyor. İstediğim gibi bana nasıl, gözüme nasıl güzel geliyorsa, nasıl açısı daha hoş duruyorsa. Çünkü bu her şeyde değişir. Ben şimdi size desem ki pozlamayı 30 yapın mutlaka, olmaz. Böyle görerek bunu ayarlamanız lazım. Neyin nasıl duracağını. O yüzden bir şey demeyeyim. Siz kendiniz böyle bakarak, ama hangi değerlerle oynayıp oynamayacağınızı söyleyebilirim. Şöyle kenara da kaydırıp. Mesela bu gamma düzeltmesini ve pozlamayı ben yapıyorum mutlaka. Çok hoş duruyor. Bir de gece renderlarında bir tık daha karanlığı seviyorum. Yani böyle daha kasvetli gibi olsun istiyorum. Sırayla gidelim isterseniz. Parlaklık ve kontrastı yaptım. Pozlamayı yaptım. Canlılığa geldiğimizde bunu da bir tık kendi isteğinize göre arttırabilirsiniz bunları. Nasıl geliyor? Buradan ön izlemeyi kapatıp nasıl göründüğüne de bakabilirsiniz. Farkını böyle gösteriyor. Daha sonra geliyorum ayarlamalardan. Ton ve doygunluk var. Burası bence asıl dokunuş gece renderi için. Burada bakın böyle bir skala var. Bunu bir tık maviye doğru kaydırmak istiyorum. Yani lacivert tonların hakimliğini seviyorum. Ama aynı zamanda böyle biraz ona kırmızılık, kızıllık katmak da hoş olabilir. Şöyle. Ve bu açıklık kısmında yine dediğim gibi karanlık renderler daha da çok hoşuma gidiyor. Onu da böyle kaydırdım. Böyle bakabilirsiniz. Tam böyle ayarını tuttum. Sayısal olarak değil. İsterseniz aynı değerleri de yapabilirsiniz ama tutmaz çok diye düşünüyorum. Şöyle ön izlemeyi kapatarak buna da bakabilirsiniz. Daha sonra buradan tonla doygunluk renk dengesi, evet renk dengesini yapmamız lazım. Bu da bence çok önemli bir dokunuş. Burada da yine ben böyle kırmızı tonlarına gitmeyi çok seviyorum. Şu ışıkları daha sarartmayı da seviyorum. O yüzden şu sarıyı şöyle biraz daha çekeceğim buraya doğru. Ben daha böyle sarı ışıklar parlasın istiyorum. Bir de biraz pembelik katsak ona güzel olur bence. Şöyle ön izlemesini kapatıp bakabilirsiniz. Pembeyi biraz azaltayım. Kırmızıyı biraz arttırayım. Sarıyı da biraz daha vurgulu yapabiliriz. Şöyle bakın görebiliyorsunuz. Sanki şu pembe yansıma biraz daha gerçekçileştiriyor gibi geliyor bana ve hoşuma gidiyor. Bunları da deneyebilirsiniz. Ben saklıyorum parlaklığını. İşte gölgeleri kaldırsanız nasıl olur? Orta tonlar. Şöyle ayarlamasını yapabilirsiniz isterseniz. Hani bunu çok değiştirmesek de olurmuş. Aynı takılabilir. Bunu değiştirmeyeceğim. Evet. Yani şeyi değiştirdim bu arada. Gölgeyi değiştirmedim. Şimdi geldi. Nereye geldik? Fotoğraf filtresi diyor. Burada isterseniz filtreler var. Daha sıcak tonlardaki filtreler için bunu, daha böyle soğuk tonlar istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Ben çok tercih etmiyorum. Yoğunluğu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ön izlemeyi kapatıp bakabilirsiniz. Bana göre bir tık gerçekçiliğini düşürüyor bu mavi tonları. Belki böyle kırmızıyı biraz katarsanız güzel olabilir. Şöyle şu taraftan çekeyim bunu. Ama onun da yoğunluğunu çok az katarsanız böyle bir sıcaklık katabilir. İsterseniz onu hiç, yani gözünüze güzel gelmezse katmaya da bilirsiniz. Kanal karıştırıcı. Bunlara çok girmiyorum. Yani pek hoşuma gitmiyor ama deneyebilirsiniz. Dediğim gibi deneye yanıla daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Posterleştire girmiyoruz. Eşik bizi ilgilendiren bir şey
göremedim. Gölgeler ve açık tonlar. Evet, burası bizi ilgilendiriyor. Şöyle gölgelerin miktarıyla, açık tonların vurgusuyla oynayarak şu ön izlemeyi kapatıp farkı görebiliyorsunuz. Ben çok açma taraftarı değilim rengini. Şöyle açık tonları da bakalım nasıl olacak böyle. Yani böyle gölgeli daha iyi yani. Bilemedim. Böyle kalsın. Ondan sonra geldik. Evet, burada daha bir şey kalmadı. Şimdi ben bu yaptığımı alıyorum, sürükleyerek boş bir sayfaya aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? İsterseniz bunu yakınlaştırıp ayarını da yapabilirsiniz bu arada. Ya da onu render alırken de ayarlayabilirsiniz. Ama yani alt kısmı daha az almak istiyorsanız. Şöyle yani herhalde yeterli. Şimdi asıl önemli kısım gökyüzü. Şuradan düzenleden gökyüzü değişimi. Bunu seçebilmeniz için yalnız şöyle bir durum var. Şimdi göstereyim hemen. Şu katmanın seçili olması lazım. Yani arka planda da katman bir resmin olduğu katmanın seçili olması lazım. Ondan sonra gökyüzü değişimini seçiyorsunuz. Otomatik o gökyüzümüzü algılayacak. Sonra buradan gökyüzü şekillerimiz var. Onlardan hangisini isterseniz işte gün batımı olsun, kasvetli olsun böyle seçebiliyorsunuz istediğinizden. Ben böyle şu ışıklar, sarı ışıklarla da bir tık uyumlu olması için ve biraz da gece hani akşama doğru olsun diye bunu seçeceğim. Ölçeğini bir tık arttırmak istiyorum aslında. Çünkü şu aydınlık kısmı çok görmek istemiyorum. Biraz daha güneş batmış olsun. Sıcaklığını bir tık düşürebilirim. Parlaklığını yine gökyüzümü çok aydınlık sevmiyorum. Böyle turunculaşmış daha iyi. Şu kızıllaşabilir biraz. Bilemedim bu sıcaklığını. Şöyle bir ayar yapabiliriz. Biraz daha karanlık olabilir. Kenar soluklaştırma şu kısımlarla alakalı. Burayı biraz daha soluklaştırabiliyorsunuz onu diyor. Bakın daha altı gösteriyor opaklığını yani. Bunu böyle yaparsanız altı çok minimal gösteriyor. Alttaki bulut, kendi bulutlarınızı render'daki. Böyle olsun. Kenar kaydırma var. Bu da yine daha aşağı hani ağaçların, dağların üstüne doğru geliyor. Ya da daha yukarıya çıkartıyor gökyüzünü. Bunun da sınırını siz belirleyebilirsiniz. Nasıl gözünüze güzel geliyorsa. Şurada bir yerlerde kesebilirsiniz. Tamam diyorum buna da. Şimdi İlk haline, şöyle ilk haline gelelim. Geri alalım. Render'ımızın ilk hali bu şekildeydi. Ne kadar renksiz ve sade görünüyor. Bir de şu son haline bakın. Gerçekten müthiş bir değişim. Daha gerçekçi, daha vurgulu yani. İnanılmaz bir ışık oluyor. Bence bu tarz şeyler gerçekten projenin kalitesini arttırıyor. Bir tane de bunun aydınlık hali için yapalım gündüz render'ı için. Evet, hemen bir gündüz renderı ile geldim. Burada böyle bir aydınlıkta alınmış renderim var. Hemen buna neler yapacağımıza bakalım. Tekrar aynı yere geliyoruz. Parlaklığına bakalım. Böyle bir gün batımı gibi de yapabiliriz. Tamamen aydınlık olmak zorunda değil yani. Ya da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Zaten bu tamamen kişisel zevklere bağlı bir şey. Şimdi geliyorum pozlamaya. Mesela bunu biraz sanki düşürmek daha iyi oldu. Çünkü çok güneş parlıyor gibi ama. Gerçi gökyüzünü görmeyin. Şu kısmı görmeyin. Çünkü onu kapatacağız. Biz sadece yapıya odaklanalım. Bunu hiç sevmiyorum. Bunu sıfır yapın. Gama düzeltmesini biraz yapalım. Evet, böyle bir şey. Şöyle bakabilirsiniz nasıl göründü diye en son. Canlılığına bakalım. Aydınlıklarda bu doygunluk ve canlılık önem arz ediyor bence. İkisini de çok arttırınca
farklı noktalara gidebiliyor yani fazla bir renk patlaması da çok hoş olmayabiliyor bazen. O yüzden biraz kontrollü olmakta fayda var yine de. Geliyoruz ton ve doygunluk. İşte bu kısım biraz garip olacak. Şimdi bakalım. Aslında kırmızıyı arttırmak da canlılığı ya da doygunluğu arttırmak gibi bir şey oluyor. Bir nevi. Fark ediyorsunuzdur. Hemen böyle bir turunculaşma görülüyor. Ama ben bir tık seviyorum yani ama o görüntüyü. O yüzden biraz arttırdım. Renk dengesine geldi sıra. Aydınlık olduğu için riskli. Böyle çok uçuk kaçık değerlere gidemiyorsunuz. Daha kontrollü olmakta da fayda var. Onu orada bırakalım bence. Çok o renklerle oynamaya gerek yok. Geldim. Gölge ve açık tonlar. Evet, bak böyle iyi oluyor sanki. Çok gölge olmamalı çünkü aydınlık. Çok da şimdi şey yapmıyorlar. Parlaklığını bir tık düşürmek istedim şu an. Kontrast arttırırsak daha gerçekçi oluyor bence. Başka ne yapıyorduk? Diğerlerine de bakabilirsiniz. Bence bu şekilde de oldu gibi. Aldım ve sürükledim. Evet, netliğini kaybetmedi bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bir buradakileri geri alalım. Bakalım ilk hali nasılmış? Bir fark var mı? Evet. Yani doğal olarak fark olacak. Şimdi gökyüzünü koyduktan sonra da ben bir daha bakacağım. Bakın çıkmıyor şu anda, görüyor musunuz? Çünkü katman arka plan seçili. Katman 1'i seçtim. Yani herhangi bir katman seçildiyken de aynı şekilde. Katman 1'i seçmeniz gerekiyor. Yani resmin olduğu katmanı ve gökyüzü değişimine tıkladık. Hemen bu algılsın. Şimdi burada gökyüzümüzü, mavi gökyüzleri var. Gün batımı. Bakalım gün batımları nasıl? Gökyüzünde ben buna karar verdim. En son ölçeğine de bir bakalım. Şöyle. Yani nasıl bir şey olsa yine şöyle iyi, bu ayar iyi sanki. Böyle iyi desek parlaklığına bakalım, birazcık parlaklık düşük daha iyi oluyor. Kenar soluklaştırmayı ayarlayalım. Sıcaklığını da biraz daha maviye çalar olabiliyor böyle. Yani yine şu ayar iyi böyle bence. Tamam diyelim. Şu önceki haline bir bakalım. Bakın yani gökyüzü ne kadar etkiliyor, görüyor musunuz projeyi? Ve şimdi artık gökyüzü pembe olduğu, yani pembe tonları olduğu kesinleştiği için şu ayarlamalardan
Ton doygunluk mesela buradan. Bir dizayn yapabiliriz yine belki. Daha pembeleştirdik diyebiliriz. Şimdi giriyorum pozlamasına bir daha. Bir de şu renk dengesi. Bu da önemli. Şu mavi ve pembe tonları hakim olduğu için render'da. Bu tonlara gidebiliriz. Şu gölgeleri yine düşük tutalım. Açık tonları da bir tık buralarda tutabiliriz. Yani böyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Oyun gibi düşünebilirsiniz. Ve bu şekilde oldu. İlk haline bakalım hemen. Böyleydi. Ne ikinci hali? Yani arada büyük bir fark var gerçekten. En azından gökyüzü bile bir hava katıyor. Şuradaki taşların o dokusu çıktı ortaya bakın. Bu çizgileri bile belli olmuyordu burada. Ne bileyim şu cephe hareketlerinin burada daha soluktu. Yani o kadar keskin belli olmuyordu. Burada daha böyle inişli çıkışlı gibi gölgeleri net belli oluyor. Yani ne bileyim böyle camın yansımasına bakın mesela. Şu daha gerçekçi bir cam yansıması. Gökyüzü bu arka plana diyecek bir şey yok zaten. Kesinlikle yani gözle görülür ve hoş bir değişim oldu. Dediğim gibi bu tonlarda mesela pembe mavi tonlarında bir pasta ile güzel olabilir. İşte böyle pastanın ortasında yani üstünde ya da altında büyük bir alana render'a yer verecekseniz mutlaka böyle bir tasarım yapın bence. Kalitesini çok arttırıyor projenizin, emin olabilirsiniz. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım işinize yarar. Bir faydam olursa çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.